Merhabalar, benim avukat Ayhan Öğmen. Bugün sizinle tekrar karşı karşıyayız. Diğer bir takipçimizin geçen hafta gelen sorusu. 2015 yılında loteriden green card aldım. Türkiye'de yaşıyorum. Her yıl gelip ABD'de 10 gün kalıp geri dönüyorum. İki sorum olacak. Birinci sorum, bu şekilde ne kadar süre green card hakkımı sürdürebilirim? İkincisi, kızım ve eşime de green card çıkmıştı. Ancak onlarınkini almadık kızım 10 yaşında şimdi tekrar green card çıkarmak için başvurursak çıkar mı çıkarsa bir kez ABD giriş çıkış yapsa sonra gelmezse 18 yaşına geldiğinde tekrar green card hakkı için dava açabilir mi? Biraz detaylı bir soru. Hepsini okumak istedim tabii takipçimizden gelen. Gün sonunda şu var. Sizin green card hakkında sahip olmanız değerli takipçimiz. ABD'de yaşamanızı gösteren bir şeydir. Yani ABD'de ikamet edecekseniz siz yeşil kartınızı korumanızda fayda vardır. Eğer ABD'de ikamet etmeyecekseniz gerçekten bu green kartı elde tutmanız bir sürü zorluklar size yaratabilir. Seyahat masrafları gibi, işinizden alıkoymak gibi, giriş çıkıştaki stres gibi. Dolayısıyla gerçekten burada yaşayacaksanız bu green card hakkınızı tutmanızı öncelikle tavsiye ederim. Fakat tabii sizin durumunuzda zaten green card'ı almış durumdasınız. ABD her yıl giriş çıkış yapıyorsunuz. Benim tavsiyem şu yönde olur. Tabii ki giriş çıkışlarınızda bir yılı geçirmeyin. En az her yıl giriş çıkış yapmanızda fayda vardır. Bu sayede var olan yeşil kart hakkınızı kaybetmeyin. Yalnız Tabi bu giriş çıkışlarda da zorlamalar karşı karşıya kalmanız mümkündür. Dolayısıyla görevler de Hava havaalanında çalışan göçmenlik görevlileri de sizin gerçekten ABD'de yaşayıp yaşamayacağınızı ya da yaşayıp yaşamadığınızı anlamak için sizi sorguluyor olacaktır. Şimdi dolayısıyla ben öncelikle size tavsiyem şu noktada olacak. Siz daha ne kadar bunu sürdürebilirsiniz tartışmalı. Ben hani her yıl sizin gelip böyle 5-10 gün kalarak bunu çok uzun sürdürebileceğinizi düşünmüyorum. Ama tavsiyem şu yönde olur. Bir dahaki ABD'ye gelişinizde biraz daha süre kendinize ayırma imkanınız var ise re-entry permit dedikleri ülkeye tekrar giriş yapmanıza imkan sağlayacak başvuruyu yapmanızı tavsiye ederim. Bu başvuru size yaklaşık iki sene Amerika dışında kalabilmenize imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla bu sayede siz en az iki yıl yeşil kartınızı kaybetmemekle karşı karşıya kalırsınız ve ABD'ye gelmek zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla bunu yapmanızı tavsiye ederim. Tabi bahsettiğiniz gibi kızınızın ve eşinizin durumuna geldiğimizde ise şunu tavsiye edeceğim. Tabii ki siz şu an yeşil kart sahibisiniz. Onların yeşil kartı olmazsa bile eğer ABD'de belli ikametgahınızı hala gösterebilecekseniz ya da ABD'ye gelebilecekseniz o zaman eş ve çocukların için başvuruyu başlatmanızda fayda var. Tavsiyem sadece şu yönde olur. Eğer şu an gelme planları yoksa kendilerinin onlara yeşil kart başvuru yapmanızı faydalı görmüyorum. ama tabii bu başvuruyu siz kızınız 18'inde 18'ine gelene kadar diye tabi şeyde belirtiyoruz. Ama 21'e kadar o başvuruyu kızınız için yapabilirsiniz. Hala yeşil kartınızı koruyorsanız. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyem de eş ve çocuğunuza başvuru yapabilirsiniz. Green kartları için eğer arzu ederseniz gelecekleri zaman 21 yaşına daha girmeden önceki süreç içinde bunu yapmanızı tavsiye ederim.